Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz yönetici ortak Ali Yıldırım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler siz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Harika görünüyorsunuz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben Ali Yıldırım, bilgisayar mühendisiyim. 1981 yılında doğdum. Aslında 1992 yılında rahmetli babamın bir Commodore 64 bilgisayar hediyesiyle yazılım geliştirme dünyasına merak saldım. Hatta bir yıl sonrasında da ilk bilgisayar oyunumu geliştirdim Commodore 64'te. Daha sonra ortaokulu Kadıköy Anadolu Lisesi, akabinde lise Antalya Anadolu Lisesi ve zaten çocukluk hayalim olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini Türkiye 16.sı olarak kazandım ve mezun oldum. Harika. Bu arada tabii üniversite sırasında da 3 ayrı şirkette çalışarak Türkiye'deki top 200 şirkette en az 80 tanesine girip çıkarak tecrübe edindim ve bu özgüvenle daha henüz mezun olmadan ilk şirketim Diket Teknolojisi AŞ'yi evimin salonunda kurdum. Hatta staj defterimi kendim imzaladım. İtirazlara rağmen onu kabul ettirdim. Şimdi geçtiğimiz 18 yılda onun üzerinde girişim ortaya koydum. Kimileri başarısız, kimileri başarılı oldu. Özellikle başarısızlıkların insanı çok geliştirdiğine inanan birisiyim. Tecrübe katıyor. Tabii bir iş adamıyla tanıştığım zaman hani eğer başarılı olduysa ve bu ilk girişimi ise hani büyük ihtimal şanslandır gibi görüyorum. Ama başarısızlıkların üzerine bir başarı varsa bunun daha çok tecrübeden geldiğini inanıyorum. Hani başarısızlıkların bir iş adamına değer kattığını inanıyorum. Ne güzel, harika. Çok güzel bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Verdiğiniz hizmetlerden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Evet, bugün geldiğimiz noktada tabii irili ufaklı, başarılı başarısız girişimlerin sonunda 3 farklı kolda hizmet veriyoruz. Bunların birincisi grubumuza da hizmet ismini veren Diket Technologies aslında ve iş zekası hizmetleri veriyoruz. İş zekası kurumlardaki kilitli kalmış verilerin anlamlandırılarak bilgiye dönüşüm süreçlerindeki türlü yazılım araçlarını temsil ediyor. Biz de bu noktada büyüyen kadromuzla Microsoft, SAP gibi büyük yazılım sağlayıcıların araçlarını kullanarak hizmetler sağlıyoruz. Grubumuza adını veren şirkete Diket Technologies, Diket Group olarak devam ediyoruz. Bu isim nereden geliyor, onu anlatır mısınız? Aslında minik bir hikayesi de var. Boğaziçi Üniversitesi'nde henüz öğrenciyken bir projem vardı. O dönemde tabii öğrenci finansal zorluklar içerisindeyken bir anketörlük deneyimim olmuştu. Ne güzel. Hatta dün gibi hatırlıyorum, arabam.com'un ilk çıkışındaki anketleri Eminönü'nde böyle 100 kişiye yaptırmaya çalışmıştım. Harika, çok güzel bir tecrübe. İletişimi kuvvetlendiriyor. Evet, orada aslında bir hesap yaptım. İşte oradaki bir üniversite öğrencisine, tabii artık enflasyondan parayı hatırlamıyorum ama 1 TL ödüyorlarsa, işte Aysin'in gibi bir araştırma şirketi Ortaköy'deki ofise ne ödüyordur, müşteri Aysin'in ne ödüyordur deyip onları aradan çıkartan veri toplama üzerine bir projeyle bir girişimcilik yarışmasına katıldım. Ne güzel. Ve dediler ki bir şirket kurun, arkada bir şirket olması lazım. Ben tabii bunu sanal bir şirket sanarak bir web sayfası olmayan bir şirketin sitesini yaparak DCAT adını, bu İngilizce'de Data Collection and Analyzing Technologies, yani veri toplama üzerine bir isim, alan adını almıştım. Akabinde bundan 3-4 yıl sonra mali müşavirimiz hani isim koy dediği zaman bana son gün $10 $10 diyerek hazır domain name olduğu için bu ismi aslında Data Cat, yani veri kedisi anlamında. Çünkü iş zekası temelinde de veri olan bir alan. Bu ismi koyarak devam ettim aslında. Ne güzel, harika. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Çünkü sizin bu yaratıcı fikrinizi de ortaya koyuyor. Ne kadar güzel bir düşünce. Ve bunu devam ettirmişsiniz. Evet. Harika. Çok teşekkür ederim. Diğer hizmetlerimizden devam edeyim. Buyurun. Aslında telekomünikasyon iş zekasından sonraki ikinci alanımız. Burada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Estonya'daki şirketlerimizle uluslararası ses taşıma ve SMS taşıma hizmetleri veriyoruz. Hı. Facebook, Viber gibi büyük kurumların hizmetlerini sağlıyoruz. Bir yandan da göz bebeğimiz bir startup'ımız var, Gurulize adında. Gurulize bu 18 yılın hem kurumsal tarafta iş zekası alanında, hem kitlesel tarafta telekomünikasyon tarafındaki tecrübemizin bileşimi olan hem kurumsal hem kitlesel bir platform aslında. Bugün de daha çok Gurulize'dan bahsetmek isteyeceğim size. Şahane. Peki Gurulize'ı biraz daha detaylı anlatır mısınız? Evet, Gurulize aslında bir bulut yazılım sağlayıcı şirket.
E-danışmanlık platformu kurmasını sağlıyor kişilerin. Burada üç tip personaya hitap ediyoruz. Bireysel uzmanlar, örneğin psikolog, yaşam koçu, avukat, personal trainer gibi birebir danışmanlık veren uzmanlar. Bunların takım halleri ya da şirketleşmiş halleri, örneğin psikoloji kliniği, hukuk bürosu gibi. Ya da girişimciler, online psikoloji merkezi, online yaşam koçluğu, hatta online astroloji gibi çeşitli alanlarda girişim ortaya koymak isteyen girişimcilerin platformlarını 20 saniyede kurabildikleri bir altyapı sağlıyoruz. Ne güzel. Bu sayede yazılım geliştirme ekiplerinin yüksek maliyetlerinden kurtularak çok hızlı, düşük maliyetlerle bu e-danışmanlık altyapılarını hayata geçirebilmiş oluyorlar. Ne güzel bir altyapı oluşturuyorlar, süratli ve makul bütçelerle. Peki WhatsApp, Zoom, Teams gibi görüntülü görüşme araçları yerine neden Google Lens'i tercih etsinler? Aslında WhatsApp bir görüntülü görüşme aracı. Google Lens bundan çok daha fazlası. Google Lens bir platform sağlayıcı. Bahsettiğim personeldeki bireysel uzmanlar, şirketler veya girişimciler kendilerine ait alan adıyla kendilerine ait bir siteye sahip olmuş oluyorlar. Tabii burada bir takım problemler yaşıyorlar. WhatsApp üzerinden bu hizmeti verenler. Bir taraftan IBAN numaralarını paylaşarak tahsilat sorunları, çoklu seans sattıkları zaman bunların takibi, bir de bir yandan da profesyonel, örneğin bir psikolog gibi saygın meslek erbabının işte para ödemeyi unuttunuz, ödeyin ve benzeri telefonlara sarılmaları gerçekten de bir problem aslında. Biz aslında Google Eyes'la uzmanların ve şirketlerin kendilerine ait bir siteye sahip olmasını sağlıyoruz. Ve burada hizmetlerin fiyatlarını esnek bir şekilde belirleme, randevu takvimlerini yönetme, tabii dünyadan ve Türkiye'den çeşitli ödeme sistemleriyle online tahsilat yapabilmeleri, randevu hatırlatmaları, dahili pazarlama araçları, örneğin kampanyalar, kupon kodları tanımlama gibi bunların hepsini hepsi bir arada bir çözümle aslında bir platform olarak 20 saniye içerisinde kendilerini sağlıyoruz. Akabinde 2-3 günlük bir özelleştirme sonucunda hemen pazarlamaya başlayıp işlerini çevrimiçi dünyaya taşımalarına olanak sağlıyoruz. Şahane. Çok süratli, konforlu ve büyük faydaları var. Peki Google Eyes platformunu rakiplerinden ayıran daha farklı özellikler de var mı? Platform özellikleri şüphesiz var. Türkiye'de henüz bir rakibimiz yok. Dünyada da bir elin parmağını geçmeyen şekilde bu tarz yazılım altyapıları var. Aslında aynen 2000'li yılların başındaki e-ticaretin doğuşu gibi e-danışmanlığın doğuşuna şu an şahitlik ediyoruz. Evet. O dönemlerde de e-ticaret altyapısı kurmak isteyenler bugünkü gibi çok kolay Türkiye'de de işte Tecimax, Ideasoft gibi altyapılarla çok hızlı hayata geçiremiyordu. Tabii. Yazılım ekipleri kurarak belki 300-400 bin euro paraları harcayarak büyük yatırımlarla e-ticaret altyapısı kurabiliyorlardı. Bugün de aslında e-danışmanlık o noktada. Halihazırda da popülerleşmiş bir takım sağlık üzerine, psikoloji üzerine e-danışmanlık altyapısı olan platformlar var. Bunlar da büyük yatırımlarla kurulmuş şirketler. Şimdi biz bunu aslında daha uygun bütçelerle hem bireysel uzmanların, bir kişilik bir psikolog da olabilir bu, hem şirketlerin psikoloji kliniği gibi ya da hukuk büroları gibi, hem de bu tarz bir B2C yani müşteriye yönelik bir proje geliştirmek isteyen girişimcilere olanak sağlamış oluyoruz. Aslında bir noktada bizi farklılaştıran en büyük özellik ekibimiz. Ekipte önce teknik olarak bahsedeceğim. Bu tarz bir platform için hem görüntülü görüşme sistemleri, ki burada biz Zoom, Teams gibi bir üçüncü parti bir altyapı kullanmıyoruz. Tamamen kendi geliştirdiğimiz TÜBİTAK tarafından faz 1'i, faz 2'si desteklenmiş. Şu anda faz 3'ü devam eden bir ARGE projesi olan Google Eyes'in kendi görüntülü görüşme platformunu kullanıyoruz. Bu yüzden burada apayrı bir bilgi seti gerekiyor. Bir taraftan ön yüzlerde yüz binlerce kişi girdiğinde scale eden, yani bunu destekleyebilecek, ölçeklendirilebilir altyapılar için ayrı bir bilgi seti gerekiyor. Biz Google Eyes yazılım ekibi olarak birden fazla bilgi setine sahibiz. O yüzden en büyük farkımız bu diye düşünüyorum. Bu için teknik tarafıydı. Ama aslında bizim en büyük farkımız şu an 21 kişilik bir ekibiz. Ve gerçekten de ekipteki herkesin gözünde bu projeye olan çok ciddi bir inanç var. Bu inancın ben bizim şirketimizi diğerlerinden çok büyük şekilde ayırdığına inanıyorum. Kesinlikle, ne güzel. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Evet, Google Eyes'ın vizyonu aslında e-uzmanlık
ya da e-danışmanlık. Bunu da belirtmek isterim. Şu an yeni bir sektörde olduğu için buna e-uzmanlık mı diyeceğiz, e-danışmanlık mı diyeceğiz? Henüz çok da popülerleşmiş bir kavram değil. Bunu biz de şu an yeni yeni oturtuyoruz. Bazen e-uzmanlık diyoruz, bazen e-danışmanlık diyoruz. E-ticaretin bir alt kolu olarak düşünülebilir. Hani bugün doktordan avukata, din görevlisinden astroloğa kadar hiç tahmin etmediğimiz özel dedektif, hatta futbol menajerliği danışmanlığı gibi bizim dahi yazılımı geliştirirken hiç aklımıza gelmeyen çeşitli sektörlerden platformlar açıldı. Biz aslında çok özet geçmek gerekirse bilgi girişimcileri için çağı yakaladıkları ve işlerini online taşıyabilecekleri dünyada tercih edilen bir platform olma vizyonundayız. Bunun için de gerekli teknolojileri, son teknolojileri takip ederek, sürekli müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Vizyonumuz bilgi girişimcilerine son teknolojileri sağlayabilmek. Harika. Hedefinize en kısa zamanda ulaşmanızı diliyorum. Kimler girişimci olmalı? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Son olarak da bunu rica edebilir miyiz? Evet, aslında girişimcilik bir meslek değil bence. Girişimcilik biraz daha bir hayat biçimi, bir hayat stili. Ben burada her zaman şunu söylüyorum. Girişimci olmak zorundaysa bir insanın girişimci olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu zorundalık aslında hani bir finansal ihtiyaç gibi düşünmeyin. Hani girişimci olayım, bir şirketler kurup büyük paralar kazanayım zorunluluğu değil. Aksine içindeki o inanç, yetiştirme tarzı, karakter gibi çeşitli parametrelerin bir araya gelmesiyle artık bir gün daha o girişimi kurmadan, yaşayamayacak hale gelmeden o girişimin kurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Zira girişim kurulduktan sonra inancı korumak en büyük gerek, şart. Ve kişilerin, girişimcilerin zorunda olmadığı noktada bunu kurarsa vazgeçme ihtimalleri çok yüksek olacaktır. O yüzden tutkuyla zorunlu bağlı, hissettikleri, evet, tutkuyla bağlı ve zorunlu hissettikleri noktada girişimleri kurmalarını tavsiye ediyorum. Evet, tabii şimdi artık teknoloji ve teknoloji araçlarına erişim çok daha kolaylaştı geçmişe göre. Benim dönemde de ben 24 yaşında kendi şirketini kuran birisi olarak Google diyorduk. Hani Google'dan aratarak bazı şeyleri hızlı yapabildiğimiz için genç yaşta şirket kurabiliyorduk. Şimdi bu artık çok daha küçük yaşlara indi. Hatta ilişkileri tek şey Google değil, ChatGPT gibi, yapay zeka araçları gibi. Pazarlamasından tutun, yazılım geliştirmeye kadar birçok şeyi çok daha kolay yapabildikleri platformlar var. O yüzden girişimleri hakkında inançları varsa hiç korkmadan bu girişimleri hayata geçirmelerini tavsiye ediyorum gençlere de. Harika bir mesajdı. Evet. Efendim, sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.